Bu evlerden biri de Cumhuriyet dönemimizin ve günümüze kadar gelen dönemin ünlü roman ve tiyatro yazarı Reşat Nuri Güntekin'in evidir. Edebiyatla hiç ilgisi olmayanların bile sadece okul yıllarından hatırladıkları ve asla unutmadıkları Çalıkuş'un yazarının 1937'den ölümün ayırdığı 1956 yılına kadar geçen son 19 yılı bu evin her köşesinde bir damga gibi göze çarpmaktadır. Başta kavak yerlerinin estiği gençlik dönemlerimizde onun romanlarındaki kahramanların yerine koyduğumuz benliğimizi bir çalı kuşunun minicik gagasına teslim ederek bambaşka diyarları, apayrı kişiliklerin hayranlığına çeken bu usta kalemin ve onun yaşadığı evin farkında ömrümüzü bir değirmen gibi öğüten zaman içinde bir eski hastalık olan unutkanlığımızdan sıyrılıp da hangimiz Reşat Nuri'nin kimi zaman şu pencereden sabahlara kadar yanan ışığıyla Miskinler Tekkesi, Ateş Gecesi, Kavak Yerleri, Değirmen ve Eski Hastalık gibi ünlü eserlerini bu evde yazdığını biliyoruz. Büyük Ada, üzerine şiirler yazılan, şarkılar bestelenen ve sahilinde beklenen adalardan en büyük. Yemyeşil bahçeler arasından apansız kanat açıp Marmara'nın ve gökyüzünün eşsiz maviliklerinin birleştiği ufuklara doğru kanat açacakmış hissi veren martılar gibi türemiş evler. Kimi zaman denizin beyaz dantelli eteklerini kuruttuğu küçük koylar, körfezler ve bu koylarda beliren rıhtımlar. Rıhtımın hemen yanı başındaki şu kayanın hazin bir hikayesi var. Kayanın adı Ağlayan Rahibe. Bir zamanlar burada yaşayan ve gitgide sayıları azalan Rum vatandaşlarımızın anlattıkları kökü ta Bizans'a dayanan bir efsanenin doğal anıtı gibidir Ağlayan Rahibe. Rıhtımdan yukarıya doğru bakıldığında dik bir yarın üzerinde oldukça zarif yapısıyla ve tarihi mimarisiyle dikkatimizi çeken bu ev daha önce bir Rum tüccara aitmiş. Burası 37 senesinde borç harç alındı. Çünkü fukara bir yazardı. Hakkını aramasını bilmezdi. 1937 yılında satın alınan bu güzel eser Reşat Nuri'yi ve çok sevdiği ailesini 19 yıl birlikte kucaklamıştır. 1956 yılından bu yana gerçek bir sanatkar ruhuna sahip günümüzün az rastlanır bir İstanbul hanımefendisi olan eşi Hadiye Hanım'ın bu evle ilgili ilk hatıraları nelerdi acaba? Kayısı acil, kayısı severmiş. Bir tanıdık ahbapların bahçıvanı gayet güzel bir kayısı ağacı fidanı dikti. O ağaç büyüdü ve o kadar zengin bir ağaç oldu ki ev sahibi fukara oldu halde ağaç çok zengindi. Altında oturduk hep böyle kayısılar dökülürdü. İşte Türk romancılığının yüz aklarından Reşat Nuri'nin neredeyse ömrünün son üçte birini geçirdiği, bıraktığı unutulmaz eserlerini yazmaya çıkmadan evvel çok sevdiği denizi seyrettiği, kimi zaman yorgunluğunu giderdiği bahçedeyiz. Dalların kımıldayan gölgelerinde sanki onun ruhundan titreşimler sezdiğimiz bu bahçede ağaçlar konuşuyormuş gibiyiz. Yalın Türkçesi, güzel üslubu, olumlu ve fedakar kahramanlarıyla milyonlarca okuyucusunun kalbinde taht kuran Reşat Nuri Güntekin, 1889 yılında İstanbul'da dedesinin Selimiye'deki konağında dünyaya geldi. Babası askeri tabip binbaşı Nuri Bey'dir. Annesi de bir asker olan ve harbiyenin ilk mezunlarından Serasker Yaver Paşa'nın kızıydı. Reşat Nuri babasının görevi nedeniyle ilk ve orta öğrenimini bir kısmını Çanakkale ve Bursa'da gördükten sonra İzmir Freller Mektebi'nde tamamladı. Yüksek öğrenimini Mehmet Akif ve Hamdullah Supi gibi hocaların da öğrencisi olarak İstanbul Darülfünun'un Edebiyat Bölümünden 1912'de mezun olarak tamamladı. Ve bu tarihten sonra ömrü boyunca öğretmen, idareci, müfettiş ve yazar olarak kendini eğitime adadı.
çocukken gördüğü eğitimdeki kalite bir yana, babasının zengin kütüphanesinden daha çok küçük yaşlardayken yararlanan yazar, bu kütüphanede Edebiyat-ı Cedide'nin neredeyse tamamını incelemiş, Dante'leri, Balzac'ları, Rousseau'ları ve onlarla birlikte Batı Edebiyatı'nı tanımıştır. Bir gazeteci geldi de bir röportaj yaptı. Bir mecmua mı gazete mi, dergi gibi bir şeydi. Yazısında şöyle, envi de la kültür latin diyor. Yani Avrupa kültürünü emmiş, pas etmiş bir insan. O kadara kadar okuyan, hazmetmiş, kendini yetiştirmiş, enteresan bir insan. Bir yandan da Anadolu sevgisi, hayranlığı, bütün onun saflığıyla, bönlüğüyle, iktidailiğiyle, hatta vefası ve enteresan tarafıyla, ama öbür taraftan da Batı kültürünü hazmetmiş bir insan. Reşat Nuri, Darülbedai'de bir oyunun perde arasında oyun hakkında söylediklerini duyan Zaman Gazetesi başyazarının ısrarıyla o gazeteye tiyatro değerlendirmeleri yazmaya başlar. Bu, onun yazarlığa ilk adımıdır. Ama ilk romanı olan Gizli El, çok daha sonra Sedat Simavi'nin mütareke yıllarında çıkardığı Ders Saadet adlı gazetesinde tefrika edilmek üzere ısrarlı isteği üzerine yazılmıştır. Ancak o, asıl şöhretini 1922 yılında yayınlanan Çalı Kuşu ile yakalar. Yine bir rastlantı olarak İstanbul Kızı adlı piyesi Darülbedai'nin edebi heyetince uygun bulunmayınca romana dönüşmüş, adı da Çalı Kuşu olmuştur. O artık şöhretli bir yazardır. Ama aynı zamanda Erenköy Kız Lisesi'nde seçkin ailelerin çocuklarının devam ettiği bu güzide okuldadır. Erenköy Kız Lisesi'nde edebiyat hocamızdı ve gayet modern bir edebiyat hocasıydı. Bizimle arkadaş gibiydi aynı zamanda. Tabii çok enteresan bir konuşması vardı. Diyebilirim ki yazılarından daha enteresandı konuşması. Bir defa çok zeki, esprili, zarif bir insandı. Bütün çocuklar, talebeler hepimiz ona hayrandık. Tabii dersleri son derece faydalıydı. Bu arada yüreğinde pır pır uçuşan bir çalı kuşu Feride yerine bir başka isimle gelip konabilir miydi gönül tahtına? Sene sonunda o zaman misamere denilen eğlenceler, piyesler, tiyatrolar yapılırdı. Bunun bir müzik kısmı vardı. Bir küçük oda müziği gibi, şan gibi şeyler yapılırdı. Ve o bize piyes yazardı. O piyesleri de biz oynardık. O piyeslerde nedense başrolü bana vermişti. Ayrıca o müzik kolunda da benim o zaman iyice bir sesim vardı. Küçük opera araları söylerdik. O zaman belki bir dikkatini çekmişim anlaşılan. Tabii hiçbir şey ben hissetmeme imkan yok, hocamızdı. O da gayet ciddi bir şahsiyeti vardı. Bütün neşesine ve şeysine rağmen, alçak gönlüne rağmen. Sene sonunda bana evlenme teklif etti. Ufak tefek, zayıf ve zarif bedeniyle tam bir beyefendi olan Reşat Nuri, mazmut bir hayat yaşamıştır. Bir defa Hadiye Hanım için açılan gönül kapısı sadece sanat sevdası ve memleket sevgisi için aranmıştır. Artık o işinden evine dönünce büyük bir heves ve dikkatle çalışma odasına kapanmış, günümüze kadar gelen ve yarınlara uzanan eserlerini büyük bir titizlikle yazmıştır. 20'ye varan roman, 5 cilt hikaye, 20'nin üzerinde tiyatro eseri, 2 cilt seyahat ve ders kitabıyla sayısız değerlendirme ve makale yazan Reşat Nuri, ölümünden 2 yıl öncesine kadar devlet hizmetindeydi. Öğretmen, idareci, müfettiş, milletvekili, UNESCO Türkiye Daimi Temsilciliği gibi çok önemli, çok yorucu ve çok meşgul edici bunca hizmetle birlikte yazarlığı nasıl götürüyordu? Bunca kalıcı eseri yazmak için nasıl vakit? Dünyada bu kadar çalışkan bir insan olamaz. Bir yere bir gece bir yere gidildiği zaman döner, herkes soyunur, dökünür, yatağına yatar. O soyunur, robe de chambre'ını giyer ve odasında yazısının başına geçerdi.
gündüz evin temposu ne olursa olsun o bir saatte odasına çekilir. Kendi çayını, kahvesini, bir elektrik ocağı vardı. Kendi yapar. Yani kendi ritmini kendi ayarlardı. Ve gece, bazen gece bir uyandığımda onu mutfakta yemek yaparken bulabilirdim. Yani o bir şeysiydi, onun hobisi. Çok az yer ama çok güzel yemek yapardı. Gecenin 12'sinde birinde. Ve işte orada biraz laflanırdı. Sonra tekrar kayarcasına odasına giderdi. 1939-1943 dönemi Çanakkale milletvekili ve 1947'de Milli Eğitim Başmüfettişi iken UNESCO temsilcisi ve kültür ateşesi olan Reşat Nuri, onu asıl şöhrete ulaştıran çok önemli eserlerini Atatürk döneminde yazmış ve yayınlamıştı. Milli mücadele yıllarında cephedeki askerin, köydeki öğretmenin moral kaynağı olan eserlerini en üst düzey devlet adamları gibi Atatürk'te okuyordu. Bir gün Atatürk seçkin bir topluluk önünde Reşat Nuri'ye şöyle bir iltifatta bulunmuştur. Demiş ki, biliyor musun, senin çalı kuşun bana ağrını unutturdu. O da şöyle şeyden attan düşüyor, sakatlanıyor ve alçıya mı alıyorlar, sarpıyor, öyle bir şey. Hiç ıstırabı varmış. Senin çalı kuşunu okuyarak ağrılarını unuttum, dindirdi bana. Reşat Nuri tam anlamıyla bir Anadolu ve Türk erkeğidir. Evine bağlı, dağınıklığı sevmeyen biridir. Resmi görevi bittikten sonra çok sevdiği adaya, çok sevdiği evi ve ailesine koşar, onların hatırını sorup ilgilenir, sonra da çalışma odasına çıkardı. Ve kimi zaman sabahlara kadar çalışma odasının ışığı sönmezdi. Kendiyle hep barışık bir insandı. O müfettiş ve baş müfettiş olarak gittiği yerlerde bile hiç kimseyi kırmaz, tenkitleri hep güler yüzle ve yapıcı olurdu. Roman kahramanlarını da sanki bu iyimserliğe ve yapıcılığa çektiği görülür. Günde 4 paket yenice sigarası içen Reşat Nuri, bu zararlı nesneyi bile özünde sevgiye dönüştürür, dudağının kenarından eksiltmediği sigaranın tül gibi dumanlarını dudaktan kalbe bir sevgi gibi damıtırdı. İşte çalışma odası. Hiçbir şey değişmemiş. Odada onun sigara dumanları, engin duygularının tülleşen bir ifadesi gibi. Eşyada onun parmak izleri, çalışma masasında zeka dolu bakışlarının görünmez gergefi var sanki. Belki de içi burkularak seyrettiği akşam güneşinin etkisiyle, dudağının kenarına eğreti iliştirdiği sigaranın buram buram dumanına sardığı bu yeşil adanın yeşil gecesini yeniden ele almakta, azınlıklar karşısındaki insancıl tutumunu sergilemekte ve istiklal savaşını övmektedir. Ve sanki bir ömrün sonunda son sığınak olarak seçtiği evinde onun aziz hatıralarını gönüllerinde taşıyan ve hala onunla birlikte yaşayan sevgili eşi, sevgili kızı ve diğer sevenleriyle birlikte gibidir. Bir zamanlar birlikte paylaştıkları ve çok mutlu ama kimi zaman maddi sıkıntılarla geçen yıllarını geçirdikleri bu evde her şey yerli yerinde. Onun bir zamanlar adımladığı sofalar, oturup dinlendiği odalar, kullandığı eşya şimdi onsuz. Ada vapurlarından inmesini beyhude bekleriz Reşat Nuri'yle. O artık ölmez eserleriyle aramızda ve edebiyat dünyasındaki özel yerindedir. Reşat Nuri'nin de tiyatro çalışmaları, kenara konulacak çalışmalar değil, tiyatro romancı değil de Reşat Nuri. Gerçek bir yazardı. Milli edebiyatın önde gelen büyük kalemlerinde en büyük şeyi de, en büyük işlevi de bu dönem kuşaklarına, hatta daha önceki dönemlerin, yani benim annemin kuşağına romanı seyretmiştir. Güzel Türkçesi. Çalı kuşu olsun, akşam güneşi olsun, damga olsun, acı hak olsun. Yani düz çok çalışmış bir adam. Yani 3 kitaplık, 4 kitaplık diye de
de pek ilgilenmez yazar. O çizim mezarı Esat Nuri'nin yazmış olduğu eserler bugün de okunsa, mesela Acımak hakikaten bir büyük bir edebiyat ürünü olduğu için ortaya yani düşüyor. Bir zamana dayanmaz olan eserler. Çok sevdiği bahçe, kimi zaman çıkıp da gözlerini kısarak sigarasının dumanlarını ada meltemlerine sardığı balkonlarda onu bulmak artık mümkün değil. Ancak bahçede kayısı ağacı, binlerce kez adımladığı yollar, çok sevdiği deniz yerli yerinde. Reşat Nuri denizi çok severdi. Denizde onu. Kimi zaman denizin durgun sularında yorgun gözlerini dinlendirir, kimi zaman göğsünü sert rüzgarlara vererek sandalla yelkenliğiyle açılırdı denize. Reşat'ın bir kere denizi çok severdi. Kendisinin yelkenli bir teknesi vardı. Şu gördüğünüz yerden çıkar, karşı Sedef Adası'na kadar gider. Bir de Cumhur'una kadar hanımıyla beraber çok güzel yelken kullanırdı. Belki bu hiçbir zaman temas edilmedi bu noktaya ama bu çok enteresan, iyi bir denizci sayılırdı. Birçok yazarımız gibi o da maddi bakımdan müreffeh bir hayat yaşamamıştır. Buna rağmen sadece öğretmenlik maaşının dar çerçevesi içinde ama huzurlu bir hayat sürmüştür. Kitapçıların önünden mabade yolda olduğu zaman geçmezdi. Belki para istiyor zannederler diye taş kaldırma geçerdi. Ve onlar da bu zaafından istifade edip bir beş para bile vermezlerdi. O yüzden epeyce sıkıntılı günler olmuştur. Hiçbir zaman şöhretiyle kibirlenmemiş, her zaman tevazuyla yaşamıştır. O dönemin yazarları genelde konuşuyor. Bu tevazu insanlardan hava atmazlar. Özellikleri buydu. Yani böyle tepeden bakarak falan filan yedi. Reşat Nuri ile baş başa çok yemek yediğimiz oldu. Bana telefon ederdi. O takma isimle yazdığı yazar senin değil mi diye sorardı. Üstelik de mesela içkiye düşkün değildi Reşat Nuri. Onun için de içki satılmayan lokantalarda baş başa yemek yerdik ve daha ziyade orta sınıf lokantalıydı. Ankara'daki Yıldız Lokantası'nda kaç defa yemek yediğimizi hatırlıyorum baş başa. Kendisinden hiç söz etmezdi. Ama Yakup Kadri de kendisinden söz etmezdi. Ama Rengi Kayıp de kendisinden söz etmezdi. Anlatabiliyor muyum? Ve bunlar öyle ufak tefek kalemler değildiler. 1954 yılında emekliye ayrılarak en güzel eserlerini vermeye hazırlanırken hastalıkların en amansızına yakalanan Reşat Nuri'nin son demleri nasıl geçiyordu acaba? Onu hastanede görmeye son gidişimde okuldan özel izin aldım. Onu gördüm, işte öpüştük, çabuk dön dedim. Merdivenlerden aşağı inmeye başlarken halamın oğlu yukarı doğru çıkıyordu onu görmeye. O da bu evin bir parçasıydı. Bizimle çok yaşadı birlikte. Yaz kış da yaşadı diyebilirim. O çıkıyordu onu görmeye. Hangisi dedi? Dayımın odası dedi. Gel seni götüreyim dedim. Ve kapıyı birden açtığımızda habersizdi, yani birisinin geleceğini bilmiyordu. Bir masanın başına oturmuştu ve iki elini böyle gözlerini kapatmıştı. Yani benim ayrılışımdan sonra ki bana hiçbir şey belli etmedi. Büyük bir keder vardı orada. 1956 yılında yakalandığı hastalığın tedavisi için gönderildiği Londra'dan aynı yılın 7 Aralık günü arkasında gözü yaşlı ama onun hatıralarını ve eserlerini yaşatmaya azmetmiş bir eş ve bir kız evlatla ağırlığınca eser bırakarak aramızdan ayrıldı. Ancak o yaşadığı dönemde de bugün de yanında hep okuyucusuyla birliktedir. Onlarla birlikte yaşadığı onlardan biri ve edebiyat dünyasındaki özel yerinde okuyucusunun gönlünde hep yaşayacaktır. Tabii birbirimizi sevdik, beğendik, hasret etmemeye imkan var mı?
son derece hem sevdim hem saydım, hayran oldum. Ben adalardan büyük adanın Aya Nikola koyunda ağlayan rahibe kayasından başlayan yamaca kurulu ev. 19 yıl birlikte yaşadık Reşat Nuri ile. Pencerelerimden esen mertemde onun nefesi var. Hiç incinmedim ondan. Onun hatıralarının üzerine bir fanus gibi kapanmış, sanatını sarmış ve bu sanatla soluklanıyorum. Sıradan bir ev değilim. Bir bende yaşadı en verimli demlerimi. 5 roman ve sayamadığım nice yazılar benim kucağımda kaleme alındı. Böyle suskun durmama bakmayın siz. Ne zaman bir meltem etse, gönül bahçemdeki kızılcık dalları ürperir. Nerede bir kadın düşmanı görsem, içimden ona acımak gelir. Böyle sessiz duruşuma bakıp da miskinler tekkesi sanmayın beni. Hala her gecem bir ateş gecesidir. Gönlümün gökyüzü bir özge yayla gibi çiçeğe dursun ama açmasın göğsünde ihmal ve harabelerin çiçeği. Ben büyük adanın bu kıyısında bir değirmen gibi geçmiş zamanı uyutup dururum. Unutmayınız ki ben Reşat Nuri ve ondan kalanlar için bir son sığınak durumundayım. Eğer şu ağlayan rahibe gibi bu sahilde ağlamıyorsam, bir zaman kucağımda yaşattığım ve adıyla anıldığım sahibinin aziz hatırasına duyduğum saygıdandır. Zira Reşat Nuri yalnız savaşlara değil, çevresine bir bütün olarak bir dağın belli yüksek bir noktasına varmışçasına sükunet içinde bakabilmektedir. Ben bu sayede sanatı soluyan, geleceğe ulaştırmak için bir martı misali üzerine kanat gelen Reşat Nuri.